Ayşe Nurgel'in salonunda şık spor tarzda bir dekorasyon yapmış. Krem rengi köşe koltuk, berjer yerine spor bir kanepeyle kombinlenmiş. Oturma grubunda tercih edilen krem ve kremit tonları fon perdelere de taşınarak devamlılık sağlanmış. Yemek bölümü, ahşap yemek masası ve kumaş sandalyelerle gayet sade. Son olarak gelinimize desensiz bir halı kullanmasını tavsiye ediyor ve sözü sunucumuz Ezgi Sertel'e bırakıyoruz. Salon yorumuyla devam edelim. Acaba Şenur'un salonunu gelinler nasıl yorumlayacaklar? Merve Nur, ilk seninle başlayalım. Salona girince ilk dikkatini ne çekti? Fonuyla halısının arasındaki uyumsuzluk. Çünkü fon da çok karışık. Halı da aynı şekilde öyle karışık. Belki halı koltuklara uyuyor. Fon da tek başına koltuklara uyuyor. Ama gözü çok yoruyor ikisi birlikte salonda olmamış. Tek başlarına olsaydı bunlar güzel olabilirdi. İkisi de dalgalı halı dalgalı olabilirdi. Gibi geldi evet. Sana. O biraz gözümü yordu benim bu salonda. Bir de bu süs eşyaları var. Tüyüntesinin üstünde gördüğünüz o kaplumbağalar. Sanki sırtlarına... Taşlar yüklemişler. Evet, sırtlarına taşlar yükleyip gidiyorlar. Yani onların ışıltısı benim ışıltımı kapatmamış bu salonda. Daha ışıltılı bir şeyler bekliyorsun. Yani evet. Uymamış mı o aksesuarlar mobilyaya? Ya mobilya uyum sağlamış ama çok fazlalar yani. Kaplumbağalar orada çok fazla gözüküyor gözümde. Işık bu salona çok spor olmuş. Avizeler mi? Avizeleri yani evet. Farklı kullanmış, yemek masasının üzerindeki daha farklı, spor kaçmış diyorsun. Evet çok spor kaçmış. Çünkü... Koltuklar sanki çok klasik değil ama. Ama renklerinden dolayı biraz daha renklenen, yani bordo ağır duran bir renk yani. Kiremit koltuk, rengi. Kiremit rengi pardon. Fonları da aynı şekilde ağır püskülleri var çünkü bu avizeyi bu salonu çok spor buldu. O zaman avizeleri bir konuşalım hayatım. Konuşalım Ezgi Hanım. Ne düşünüyorsun? Spor kaçtığını söyledi. Benim salonum zaten spor şık. Ben öyle yorumluyorum. Koltuklarım da spor zaten. Avizelerim de gayet salonuma uygun buluyorum. Gayet spor yani. Canım salonda hep ahşap var ya o biraz siyahlı. Bu sebepten ötürü de söylüyorum. Metal dokulu diyorsun. Hem metal, canım benim. Siyah. Onu da ahşap yapmış olsaydım ya da farklı bir şey olmuş olsaydı bu sefer diyecektin ki her şey ahşap olmuş. Neden o mesela? Yani onu demezdim çünkü diyecektim. Ahşap yoğunluğu kullanmışsın. Bir kere bu cümleyi söylemezdim. Şu an bu bana çok şey geldi, evet. Saçma geldi. Yani. Ahşap yoğunluğu kullandığım için salonda bir salonda siyah yok istedim. Seni. Bundan dolayı da siyah olarak onu kullandım. Avizeleri neye uydurdun? Televizyon sehpama, orta sehpama ve sehpalarımı uydurmak istedim. Benim salonum hem spor hem şık. Daha fazla gözüne ne sokmamı bekliyorsun anlamadım. Peki halı nasıl sence Meltem? Koltuklar nasıl? Halının düz olmasını isterdim çünkü çok fazla obje var evin içinde. Daha sade bir şey olmasını isterdim. Ne kadar aldın hayatım halını? Halım 5000 lira. 5000 lira. Koltuk aynen. Takımı ne kadar? Hepsi bir takım değil mi? L koltuğun var. Evet Ezgi Hanım. L koltuğum, koltuk takımım tamamen 40.000 TL'ydi. Bir sene önce aldın. Aynen bir sene. Fonu ne kadar aldın? Fonlarım da 3500 TL. Tüller? Tüller buranın tülleri 7.500. 7500 TL. Bu yemek masası takımın var. Bir de onlar, tek bir parçan var orada. O TV ünitesiyle yemek masası beraberdi. Onlar da toplam 25.000 TL'ydi. Avizeleri konuştuk. Avizelerim de ikisi 1500 TL'ydi. Güzel. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Konuş hayatım. Sen hiç yorum yapmadın. TV ünitesi ve masaları ayrı aldım dedim. Değil mi? Evet. Onları uydurmaya çalışmışsın da koltuğu önce aldım ve koltuğun ayakları çok fazla koyu bir ahşap. Diğerleri hep açık. Bunlarda biraz ton farkı oluyor aslında. Evet kızlar ben isteyerek ton sürtan yapmak istedim zaten. Genel olarak beğendim. Dediğim gibi ahşapların uyumsuzluğu birazcık gözümü yordu ama genel olarak havası da güzel. Ben beğendim salonunu. Teşekkür ederim. Merve Nur, genel olarak güzel mi? Genel olarak parçalar hep tek başına güzel. Uyumlu değiller. Uyumlu, evet bulamadım çok fazla. Salonunda çok fazla detay vardı. Benim salonumda mı çok fazla detay vardı? Sizin kafanız karışmış herhalde. Peki canlı çiçeklere bakması kolay oluyor mu? Evet, çok kolay. Sadece tozunu alıyorum, suyunu veriyorum, besliyorum, o kadar. Eklemek istediğiniz bir şey ben var mı? Bir şey eklemek istiyorum. Ünitenin üzerindeki bu dolaplar var ya, içlerinde evet. Kitaplar ayrık ayrık duruyor ve bir tanesinde üstü boş, altı boş, sadece ortada kitap var. O beni rahatsız etti. Oraları doldursa diyorsun. Aynen, bir tık doldurabilirdi ya da full kitaplık olarak yapabilirdi mesela, yani dolu dolu kitap. Orası normalde full kitaplık zaten, ben biraz daha sadeleştirmek istedim. Anladım, yani bu boş durunca o beni görüntü rahatsız etti. O fil olayını beğenmedim ama aslanı çok beğendim, fil deve falan var orada, çok gold ve taşlı. Böyle olması beni rahatsız etti. Ama salonda da goldlar var ya, orta sehpamın ayakları... Yok, model benim hoşuma gitmedi. Yani kaplumbağa, işte deve falan onları sevemedim.
Onun dışında dediğim gibi teklük işte halı vesaire. Saat var mesela. Evet. Saat olmalı mı salonda? Merve Nur? Ben saat olsa da olur, olmasa da olur. Yani çok gerekli bulmuyorum. Tuğba'cığım saat uyumlu mu sence? Yani genel olarak baktığımda beni rahatsız etmedi. Kenarlar siyah, rakamlar gold, ortada beyaz. Ben uydurdum. Benim için uyumlu. Benim için de uyuyor. Değil mi? İçindeki o goldluk. Mobilyaların o kulplarıyla falan uyumlu gerçekten. Huzur dolu bir ev, sağlıkla mutlulukla oturun hayatım. O zaman devam edelim. Evet. Gelinler, sizleri mutfağa gönderiyorum. Bakalım Şenlur'un salonundan sonra mutfağını nasıl yorumlayacaksınız? Buyurun.